İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginliğin görüntülerini getirmiştik ekrana. Tekrar verelim görüntüyü. MHP'li Olcay Kılavuz, MHP milletvekili Olcay Kılavuz komisyon üyesi olmamasına rağmen gitti komisyona ve önce Selahattin Demirtaş'a terörist dedi, sonra HDP'li milletvekillerine dönüp hepiniz teröristsiniz deyince izlediğiniz bu kavga yaşandı komisyonda. Yumruklar konuştu. O klişe tabirle. Şimdi Elif Doğan Şentürk, KRT editörü arkadaşımız komisyon toplantısını izliyor. Bize kısaca ne olup bittiğini aktaracak. Elif, seni dinliyoruz. Evet İlhan Demirel, aslında gergin başlayan süreç gergin de devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren böyleydi. Öncesini bir söyleyeyim, Mustafa Bahti Ersoy, MHP Kayseri Milletvekili söz almıştı. Dedi ki muhalefete dönük, dinledim iddiaları üzerinden konuşuyorsunuz. Ana muhalefet partisi bir iddianın arkasına takılmış, onun arkasında gidiyor. Bahsettiğim şey de burada en çok gündeme gelen Sedat Peker'in iddiaları. Sedat Peker'in iddiaları sürekli gündeme gelip ve Süleyman Soylu'ya, İçişleri Bakanı'na sürekli bu sorular yöneltiliyor. Önce bir buradan başlayalım. Bunu söyleyince işte aslında orada da biraz alevlendi tartışma. Daha sonrasında MHP'li Olcay Kılavuz biraz önce bahsettiğiniz teröristsiniz diye bağırdı. Hepiniz teröristsiniz dedi. Daha sonrasında HDP'li de sinirdi. Hüseyin Kaçmaz'la da karşı karşıya geldiler. Bir anda tabii ortalık karıştı. Ortaya bir istenmeyen o görüntüler çıktı. Tutanaklara bakılması, işlem yapılması talep edildi. Daha sonrasında meclis komisyon başkanı bakacağım dedi tutanaklara. Hemen akabinde asıl biraz önce asıl tartışma yaşandı. Divan kararına göre buradan aslında görüntü çekmek, kayıt almak yasak. Bir bürokratın tam da Süleyman Soylu'nun arkasında oturan bir bürokratın Ali Mahir Başarır CHP milletvekili konuşurken o bölümü çekmesi, CHP grubuna yönelik bir çekim yapıyor olması CHP'lilerin dikkatini çekti. Ardından CHP'liler o bürokratın yanına gittiler. O videoları silmesini talep ettiler. Burada kayıt yapamayacağını söylediler. İşte orada da bir daha da alevlendi öyle söyleyelim. Çünkü Süleyman Soylu dedi ki size ne çeker, istediği gibi hareket eder. Ona da mı karışıyorsunuz deyince ortalık daha da karıştı. Ardından da Süleyman Soylu siz provokasyon amaçlı buradasınız. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla buradasınız. Ali Mahir Başarı'da dönüp zehirli bir yılansın sen diye bağırdı ve bunun ardından da daha da alevlendi. Komisyon başkanı ara vermek durumunda kaldı ve grup sözcülerini de bir toplantıya çağırdı. Şimdi grup sözcüleriyle görüşüyor ama öyle görünüyor ki soru cevap kısmına bile geçilemedi henüz. Biz 12 gibi tahmin ediyorduk. Geceyi bulur, gece 24'te geçilir diye soru cevabı düşünüyorduk ama bir türlü olmuyor çünkü kavgadan, gürültüden sürekli ara verilmek durumunda kalınıyor. Ve artık hani daha da şiddetlenmiş durumda öyle söyleyelim. Tabii takip ediyoruz buradan şu anda. Özellikle de iddialar üzerinden gidilmesi hem AKP'liler hem de MHP'liler tarafından muhalefete bu iddiaların arkasından gidip de bunun arkasına takılıp da böyle muhalefetlik olmaz. Ama muhalefet dediğimiz parti şahısların iddialarıyla hareket etmemeli diye söyleyince işte kavgalarda, gürültülerde bu noktada daha da şiddetlenmeye başladı diyebiliriz. Elif, Olcay Kılavuz komisyon üyesi değil ya. Evet. MHP milletvekili nasıl gelebiliyor komisyona? Bu normal bir şey mi komisyona gelmesi? Evet, bu normal bir şey. Komisyon üyelerinin dışında da partinin yani milletvekilleri gelip burada söz isteyebiliyorlar. Ama onlara da ayrılan bir süre oluyor ve öncesinden de belirtiyorlar söz istediklerini. Konuşmasını gerçekleştiriyor. Grup dışında yani üyeler dışındaki süre 5 dakikalık bir süre veriliyor. O 5 dakikadan fazla da konuşamıyor. Şimdi mesela bu kavganın ardından tekrar söz istedi. Grup üyesi, komisyon üyesi olmadığı için de tekrar söz hakkı verilmedi. Anladım. Peki sen oradasın, takip edeceksin. Başka bir gelişme olursa yine bize haber verirsin Elif. Teşekkür ederiz. Tabii ki. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ ol.